Sen istediğin kadar ibadet ehli bir adam ol, istediğin kadar namazında yazında ol. Eğer birisinin hakkına girdiysen o senden çıkıyor. Yani yarın ahirette şu denmiyor seninle alakalı. Ya bu adam çok namaz ehliydi. Bu adam son derece işte ibadetlerine düşkün bir adamdı. E dolayısıyla burada hatta isterse hakkına girmiş olduğu kişi günahkar bir kimse olsun. Hiç fark etmez. Ya bu adam zaten günahkar. Bunun hakkına girmiş, girmemiş. Ne olacak ki bu adam? Namazda, niyazında bir adam. Hadi bakalım sen sıkıntısız geç denmiyor. Nedir? O hak ona verilecek. Dolayısıyla Allah katındaki bir insanın değerini anlama noktasındaki bu durumu çok iyi fehmetmek gerekir. Yani günahkar olsun olmasın. Bizim işimiz insanların günahkar olmasıyla veya işte çok ibadet ehli olmasıyla alakalı veya bize menfaati olmasıyla alakalı bir durum değil. İnsan olması cihetiyle. Allah'ın kerremna beni Adem diyerek tarif etmesi cihetiyle ve faddalnahum ifadesiyle. Hele ki imanlıysa kafire karşı olan tavrımız belli ölçüde olacak tabii ki. Yani bu anlamda ona zarar vermemek üzerine bir hayat prensibimiz olacak ama bir mümin üzerinden bunu düşünecek olursak bugün şöyle bir şey görüyoruz. Yani insanlar hepimiz Müslümanlar olarak kime iyi davranıyoruz? Kime karşı yumuşağız? Buna baktığımız zaman da bize menfaati olana karşı yumuşağız. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey tam tersi bu anlamda kendimizi zorlamak. Hiçbir faydası yok. Belki aksine zararı var ama benim ona zararım yok. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığım zaman da ya Rabbi ben ona zarar vermedim diyebilmek çok büyük bir haslet.